kalın bağırsak kanseri yani kolon kanseri 50 yaşından sonra %5 sıklıkta gözükür. Bu çok büyük bir orandır. Yani çevrenizde bulunan 20 kişiden bir kişi sayın çevrenizdekileri kolon kanserine yakalanacaktır. Ama kolon kanserinin bir özelliği var. Taramayla engellenebilir. Onun için 45 yaşından sonra kişiler mutlaka taramaya alınmalıdır. O kişi de kolon kanseri riskini %25 arttırır. Önemlidir. O durumda tarama yaşını 40 ve 38'lere çekebiliriz. Yine eğer ki genetik sendromlar varsa çok daha erken yaşlarda tarama yapılabilir. Tabii ki kolon kanseri taraması asıl 3 değişik şekilde yapılabilir. Bir, dışkıda gizli kan taraması şeklinde yapılır. Büyük tuvalette gizli kan var mı yok mu diye bunu özel bir şekilde araştıran 3 değişik yöntem var. Biri tercih edilebilir ve yapılabilir. Ama ardışık 3 dışkıda yapılması lazım en azından. Yılda en az bir kere yapılması lazım. Ama yeterli mi derseniz aslında çok yeterli değildir. Sonradan bu dışkıda gizli kan bakmanın yanı sıra kısa kolonoskopik inceleme yani sigmoidoskopi deriz. Kalın bağırsağın son 30-40 santimetresinin endoskopla incelenmesi dahil edilmiştir. Ama açıkçası bu da çok yeterli değildir ve artık kolonoskop denen tüm kalın bağırsağı bir uçtan bir uca dolaşabilen ve anestezi altında daha doğrusu rahatlatıcı bazı ilaçlar verildikten sonra çok kolay yapılabilen bir işlem var. Ve kolonoskopi ile kolon kanserinin, kalın bağırsak kanserinin öncüsü olan polipler görülür, çıkartılır ve kişi kolon kanseri riskinden kurtulmuş olur. Onun için kolonoskopi en geçerli yöntemdir. Türkiye'de yapılan önemli bir istatistik var. Tüm yapılan kolonoskopilerin üçte birinde polip ya da kolon kanseri çıkmıştır. Bunun için taramalar için öncelikle bir gastroenteroloji uzmanına başvurup risk belirlemesi tayini yaptırıp gerekirse kolonoskopik incelemelerinizi yaptırmalısınız.